Neredeyse 3,5 yılın sonunda 6 ve 5 kişilik oda macerasından ve günün 6 saatini yolda geçirme deneyiminden sonra sonunda okuluma yakın ve tek kişilik bir odaya yerleştim. Önce banyoyu göstermek istedim. Böyle küçücük bir banyo ama tek kişi için gayet yeterli. Burada bir banyo dolabı var ve bunu bayağı sevdim. Çünkü burayı şimdi birlikte dizayn edelim istiyorum. Burayı tamamen cilt bakım eşyalarımla dolduracağım. Bir de şurada bir yer var. Burada da tuvalet kağıdı vesaire koymak için güzel olur diye düşündüm. Bu şekilde şimdi burayı dolduralım. Gerçekten sandığımdan fazla cilt bakım eşyam var. Bir de burada var ve bayağı ağırlar. Bunu böyle hani dişlerimi falan fırçaladıktan sonra akşam yüzümü yıkar yıkamaz cilt bakımımı burada yaparım diye tüm eşyalarımı buraya koyacağım. Normalde evdeyken odamda tutuyordum ve böyle dizi izlerken falan cilt bakımı yapmak hoşuma gidiyordu ama böyle daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Çünkü içeride çok fazla bunları muhafaza edebileceğim bir alan yok. Buraya en çok kullandığım ürünleri koymam mantıklı olur diye düşündüm. Şöyle sırası. Dolabı dizdim. Yani bence bayağı güzel oldu çünkü çok sistematik dizdim. İlk sıraya en çok kullandığım ürünleri koydum. Burası yıkama kısmı, burası nemlendirme vesaire. Bu genelde stoklu ya da denemek istediğim ürünler. Burada epilatörüm var. Burayı vücut kısmına ayırdım. Nemlendirici ve at kılı fırçası. Şurası saç kısmı. Bir de bu yeni geldi. Kimin gönderdiğini gerçekten bilmiyorum. Tam evden çıkarken geldi. Böyle çantaya attım. Detaylı inceleyemedim. Buna birlikte bakarız. Buraya da parfümleri vesaire koydum. Bir de henüz kullanamadığım ama kullanmayı çok sevdiğim yüz temizleme cihazım burada. Genel görüntüsü de bu şekilde. Bence bayağı böyle tatlı oldu. Buraya da böyle ihtiyaç olan şeyleri koyarım diye düşündüm. Canım annem sağ olsun. 3 paket sadece orta boy, 2 paket de küçük boy koymuş. Sanki burada market yokmuşçasına. Aslında bunları ben ayırmıştım ama sonradan valizime geri koymuşlar. Yani bu kadar çöp torbasını ne yapacağım inanın bilmiyorum. Ama annem koyduysa bir bildiği vardır muhtemelen. Dolabın son hali bu şekilde. Bir de burada ütüleme sihirbazı var. Bunu ben Ezgi Dinç'ten görmüştüm. Daha önce hiç denemedim ama bunu da sizinle muhakkak deneyip paylaşırım zaten. Eğer işe yarıyorsa harika bir şey. Şimdi dolap yerleştirelim. Dolapların da içini şöyle göstereyim. Burada iki kapak var. Şurada iki tane çekmece var. Biraz tasarımı Ikea'nınkine benziyor. Bu bayağı hoşuma gitti. Burada böyle bölmeler var. Bu biraz gereksiz. Kasa var. Bu da gereksiz. Bir de şurada böyle bölmeler var. Güzel içi. Şimdi bunu da düzeltelim. Yurda ilk yerleşirken yani 2018'de ben böyle kutular almıştım ayakkabılar için. Ve bayağı böyle hem ayakkabılar tertemiz duruyor hem dışarıya böyle hani ayakkabıyla kıyafetin aynı yerde durmasını pek mantıklı bulmuyorum ama yer sıkıntısı olunca böyle çok aşırı mantıklı bir çözüm oldu bence. Efendim. Tamam. Tamam. Bekleyeceğim ama biraz. Beklerim hadi tamam. Gel. Hadi. Küsmüştük. Yani ben küsmüştüm ona. Gerçekten süper oldu. Şöyle bir takım nevresim getirdim ve bunun yanında 5 tane yastık kılıfı getirdim. Çünkü uzun süre yastık kılıfı kullanmıyorum. Böyle haftada 1-2 değiştiririm diye düşündüm. Şimdi en zor kısma geldik. Yani bence en zor dolabı yerleştireceğim. Bu arada odam inanılmaz sıcak. O yüzden kızarmaya başladım. Bir an önce bitsin, duş alayım ve yatayım istiyorum. Ama bu gece söz verdim, yetiştireceğim. Umarım yetiştiririm. Zaten bunu izliyorsanız şu an yetiştirmişim demektir. Hadi bakalım devam edelim. Kıyafetlerimi yerleştirmenin en zor kısmı. Bunları ben temizlemedim. Ve tek tek temizleyeceğim şimdi antibakteriyel ıslak mendille. O yüzden biraz sıkıcı bir kısmı olacak. Bu arada bu askıları ben Trendyol'dan aldım. Ve böyle tanesi 1 lira 10 kuruşa bile gelmiyor. Yani 1 liraya falan geliyordu. Bayağı sağlam bence ve boyutları falan da çok iyi. Bunun linkini bırakacağım. İhtiyacınız varsa alabilirsiniz. Ben 60 liraya 50 tane almıştım. Bayağı kullanışlı oldu. Dolabımı yerleştirdim ama biraz üstün körü oldu. Kabul ediyorum. Böyle sadece yerleştirmek için yerleştirdim. Daha detaylı belki düzeltirim sonradan ama şu an hiç bunlarla ilgilenmek istemedim açıkçası. Şimdi bir göstereyim size de.
Böyle ceketleri falan astım. Kotlarımı da astım. Buraya da, ay bayağı karışık gözüküyor yalnız. Böyle bu kalınları buraya koydum. Hepsinin bir sistematiği var aslında. Ve iç çamaşırlarımı koydum. Buraya da böyle pijamalarımı, taytlarımı vesaire koydum. Dolabın diğer tarafında ise buraya hani böyle nereye koyacağınızı bilmediğiniz eşyalar olur ya. Onların hepsini bunun içine topladım. Burada nevresimlerim var. Burada bir şapkam, yani iki tane şapkam, çantalarım ve takılarımı buraya koydum. Arkada da Instax'ım var. Ayakkabılarımı da zaten göstermiştim bu şekilde. Burası bayağı düzenli oldu bence. Mutfak kısmından devam edelim. Annem bana böyle bir sürü abur cubur almış. Kısmen sağlıklı gibi yapmış. Mesela bitter koymuş. Barlardan almış. Bunların tadını gerçekten çok seviyorum ama şekerli olmasa daha çok seviyorum. Böyle her gün tüketmem muhtemelen. Zor durumda kaldıkça bunlara başlayayım diye düşündüm. Bir de hurma var. Hurma bu dünyada en sevdiğim bir bu. Kuru yemiş midir? Kuru yemiş herhalde. Şeylerden birisi. Çok seviyorum ya. Bunun içine ceviz koyun mükemmel oluyor. Ama ben cevizi çok tüketmiyorum çünkü sivilce yapıyor. Yani eğer kronik bir sivilce rahatsızlığınız varsa sivilcelenmeye sebep olabilir. Ama yoksa durup dururken sivilce çıkartma. Öyle. Bu arada bunun soğutup soğutmadığından emin değilim. Böyle çok hafif bir soğukluk var ama bence soğutmuyor. Bu da peynir bozulabilir gibi. Umarım bozulmaz. Yoğurt aldım. Limonata aldım. Hindi füme. Vasa var. Vasayı araya sıkıştırayım. Böyle gevrek, mısır gevreği. Sığdı. Demek ki her şey çok iyi gidecek. Böyle totemler yapıyor musunuz? Ben çok yapıyorum. Bu kahveyi yukarı çıkartayım. Tombalığını buraya koyayım. Tamamdır. Bir an hiç bitmeyecek sandım ama bitirdim. Bitirdiğim için de çok mutluyum. Bazı yerler içime sinmedi açıkçası ama onları sonra hallederim diye düşünüyorum. Çok da önemli şeyler değil çünkü. Odanın son halini göstermek istedim. Şimdi şöyle girişten başlayalım. Bunları yarın götüreceğim. Şöyle bir boy aynası var. Burada her gün günün kombinini çekelim diye düşündüm. Sonra ayakkabıları burada tutacağım şimdilik. Şöyle başucumda küçük bir yüklük, eşek gibi bir şey var. Yatak bu, tek kişilik. Şuradaki bebeği Berkay bana 2016'dayken almıştı ve ben nereye gidersem gideyim bunu yanımda taşıyorum. 2017'de olabilir bu arada. Onsuz uyuyamıyorum diyebilirim. Bu da çok sevdiğim aslında boyun yastığı ama böyle yüzümü falan kapatıyorum onunla. Bu ikisiyle uyumayı gerçekten çok seviyorum. Bir de yatak başlığıma böyle ışıklar koydum. Bence çok tatlı oldu çünkü bu ışıkları gerçekten çok seviyorum. Beni bayağı iyi hissettiriyor. Devam edelim. Buraya ben birkaç kitabımı, böyle defterlerimi falan koydum. Çünkü koyacak pek yer bulamadım açıkçası. Burada gözlüklerime kalemliğim var. Şimdi size çok garip bir takıntımdan bahsedeceğim. Bu bilgiye ne kadar ihtiyaç duyarsınız tabii onu bilmiyorum ama hayatta en tiksindiğim şeylerden bir tanesi kumanda. Kumandaya asla dokunmam. Aile evimdeki kumandaya da dokunmuyordum. Hatta böyle babaannem bize geldiğinde televizyonu açmamı istediğinde böyle kanalları bazen bulamıyordu. Hani hava kötü babaanne internet de çekmiyor falan deyip kumandaya dokunmamak için televizyonu açmıyordum. O kadar nefret ediyorum. Şimdi HDMI'yi buraya bağlamak istiyorum ama bağlanmadı. Sanırım kumandayla ayarlamam gerekiyor. O yüzden kumandaya poşetle dokunacağım. Şimdi artık kullanabilirim. Ve Çimen izliyorum. Aşırı seviyorum. En sevdiğim programlardan bir tanesi. Odanın en kötü yanı ve benim için bayağı büyük bir problem. Bu odanın camı yok. Bakar mısınız? Aşağı nefesim kesildi tekrardan böyle. Su açık olsa yine okey. Ama maalesef kapalı. Ay şu an bakamayacağım. Neyse. Böyle bir nefesim kesildi. O yüzden oda çok sıcak ve hani gece mi gündüz mü asla anlaşılmıyor. Benim için bu çok büyük bir problem aslında çünkü benim aile evim 7/24 şahane ışık alan 4 cephe bir müstakil bir evde ve yani şu an yani nefesim gerçekten şuramda kalıyormuş gibi hissediyorum. Buralarım böyle çok yani biraz da klostrofobim var benim yani biraz değil bayağı var. O yüzden biraz gerginim ama alışırım diye düşünüyorum. Sonra böyle bir çalışma masası var ama ben aynalı bir yerde hayatta ders çalışamam. Zaten odada ders çalışmam ben muhtemelen kafe kafe gezerim diye düşünüyorum. Buraya ajandamı koydum. Burada mini barım var. Gerçekten çok fazla minik. Zaten göstermiştim. Şu anda da çalışıp çalışmadığından emin değilim. Hiç ses çıkartmıyor. Böyle çok çalışmıyor vibe'ı var ama umarım çalışıyordur. Dolabımı zaten göstermiştim. Son olarak burası. Buraya böyle
mutfak yaptım. Yani küçük bir mutfak yaptım buraya. Üst taraf bayağı karışık oldu ama yine de göstereceğim. Gerçekten tıkıştırdım gibi bir şey oldu dediğim gibi. Sonradan bunları düzeltmeyi düşünüyorum. Öyle. Genel haliyle bir de buradan bakıldığında bu şekilde benim içime bayağı sindi. Videoyu burada kapatıyorum. Normalde böyle her şeyin mükemmel olmasını istiyordum ama bu videoyu çekerken böyle gerçekten biraz daha bir şeyleri salarak yaptım. Yani kendimi biraz rahatlatarak ve kendimi darlamayarak bu daha keyifli geldi açıkçası. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum bu arada. İlk videonun günahı olmaz diye düşünüyorum. Gerçekten yorumlarınızı heyecanla okuyacağım. Çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.